Merhaba ben John Lasseter. Pixar animasyon stüdyolarının yaratıcı işler müdürüyüm. Sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Pixar'da neler oluyoru başarıyla tamamladınız. İnanabiliyor musunuz? Sizlerle gurur duyuyoruz ve bu başarılarınızla övünüyoruz. Biz Pixar animasyon stüdyoları çalışanları olarak Pixar'ın animasyon dünyasını sizinle paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Hikaye anlatımı çok önemlidir. Çünkü bizler bu şekilde iletişim kurarız. Aslında... Hikaye anlatıcılığının ilk insanlara kadar uzanan çok 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 eski bir tarihi var arkadaşlar. Gün içerisinde başlarına gelenleri diğer insanlara anlatarak birbirlerini tehlikelere karşı uyardıklarında ya da ailelerindeki bir gelişme sonrasında yaşadıkları mutluluğu paylaştıklarında yaptıkları şey aslında hikaye anlatmaktı. Aynı şeyi bugün de yapmaya devam ediyoruz. Hepimiz akşam eve döndüğümüz zaman ailemize, okulda ya da işte neler olduğunu anlatmıyor muyuz? Tabi eğer size günün nasıldı diye sorulduğunda bir iki kelimeyle her şey yolundaydı diye cevap verenlerden değilseniz. Bir hikaye anlatın bu harikadır. İnsanları eğlendirin. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü ben insanları eğlendirmeyi çok severim. İnsanları güldüren bir şeyler anlatmaya ya da insanları ağlatan veya düşündüren hikayeler anlatmaya Bayılırım. Bu insan iletişiminin insanlar arasındaki bağın gerçek iletişimin temelidir ve işte bu yüzden eğer iyi bir hikaye anlatıcısı olabilirseniz iletişiminiz de gerçekten çok kuvvetli olacaktır. Kariyer hedefiniz eğer film yapımcılığıysa öncelikle bunun harika bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten de inanılmaz muhteşem bir kariyer. Ben çok seviyorum. Oğullarımın ikisine de büyürlerken sevdiğiniz işi yaparsanız eğer hayatınız boyunca bir gün bile çalışmış hissetmezsiniz demiştim. Film yapımcılığını seçme sebebiniz matematik, fen bilimleri ya da hikaye anlatıcılığı olabilir. İş sadece önemli araçları öğrenmekle kalmıyor. Esas o araçlarla neler yapılacağını öğrenmelisiniz. Film yapımcılığını özel kılan da bu. Ve eğer bu kariyer seçiminde başarılı olmak istiyorsanız hikayenizi ve anlattığınız şeyleri kullanarak ve sonra da kullanacağınız araçları öğrenip onlardan da ilham alarak birilerini derinlemesine eğlendirebilmelisiniz. Pixar'da işe ilk başladığım zamanlarda etrafımdaki parlak insanlar bayağı gözümü korkutmuşlardı ve teknik açıdan onların bildikleri her şeyi öğrenmem gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama sonra düşününce onların da aslında benim bildiklerimi bilmediklerinin farkına vardım. Ben de Disney'in harika animatörleri ve sanatçıları tarafından bir karaktere hayat verebilmek ve duygu katabilmek için, bazı basit hareketlerle karakterlere kişilik kazandırabilmek için yetiştirilmiştim. O noktada bu insanlarla birlikte çalışacağıma karar verdim ve Pixar'ın temellerini işte bu şekilde oluşturduk. Sanat teknolojiye meydan okur ve teknoloji sanata ilham verir. İnsanları güldüren, ağlatan, düşündüren ve eğlendiren şey de sanatla teknolojinin yeni film yapım teknikleriyle bir araya gelerek ortaya çıkardıkları ve bu teknolojiler sayesinde anlattıkları hikayelerdir. Bu bu çok özel bir şey arkadaşlar gerçekten çok özel. Ve evet film yapımcılığını eğlenceli kılan şey de bu. Hey siz gelecek neslin film yapımcıları sizlersiniz ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Sizlerden gelecek hikayeleri duymak için sabırsızlanıyoruz. Bu kocaman dünya inanılmaz bir çeşitliliğe sahip. Ve ve biz de dünyanın her bir yanından, her kesiminden hikayeler duymak istiyoruz. Herkesin bir hikayesi vardır ve herkes hikaye anlatabilir. Artık parmaklarınızın ucunda olan bu muhteşem araçları kullanarak harika filmler yapabilir ve kendi dünyanıza ait yepyeni hikayeleri herkesle paylaşabilirsiniz. Neler yapacağınızı ve dünyayı nasıl eğlendireceğinizi görmek için sabırsızlanıyorum.